Arkadaşlar, Kuzey Koreli hacker abilerimiz Puti SSH client'ı var ya, onu şey için kullanıyorlarmış. Malware yaymak için. Operation Dream Job diye bir şey yayınlıyor Mandiant. Sahte Amazon iş ilanı gönderiyorlar. Bir şirkette çalışıyorsun, bir medya şirketinde. Sana recruiter gibi geliyorlar. Ben Amazon adına recruiter'ım. Seninle phone screening yapacağız. Eyvallah diyorsun. Konuşuyorsun. Oo, geçtin sen diyor bu phone screening'i. Şimdi senden assignment istiyoruz diyorlar. Bir tane iş yaptıracaksın. Yok, o Trendyol bilmem ne olayı gibi değil. Onlar hikaye, bak mevzu çok ciddi. Assessment yaptıracağız sana diyor. Bir ISO dosyası gönderiyor. Dosyayı açıyorsun abi. İçinde readme text'i var. Diyor ki bak diyor şu server user pass'ten diyor. İşte diyor buna diyor şu dosyayı indirerek diyor. Bu dosya da çıkıyor içinden. Bu dosyayla diyor direkt diyor bağlan diyor buraya diyor. Bakıyorsun aynı konfigürasyon. Mükemmelce aynı bildiğin PuTTY var içinde. Ondan sonra bağlanıyorsun Amazon'a girme. İşte Amazon için test yapacaksın. Çünkü bu bilinen bir şey. Abi sen bağlan dediğin anda zararlı yazılım yüklenmiş SSH client'ın içerisinde, bu uygulamanın içinde zararlı yazılım var, gizlenmiş. Amazon'a iş görüşmesi yapıyorum zannediyorsun. Onlar için assignment yapıyorum. Sana verilen görevi yapıyorum zannediyorsun. Senin makineyi, modemi sökmüş götürüyor adam. Hadi basın bu nike şimdi, yiyin baba fingoyu yani. Direkt abi ISO'yu veriyorlar sana. Sen bağlanıyorsun. PuTTY bağlantısını yapmaya çalışıyorsun. Back the DLL çalıştırıyor arkada sen bağlandığın anda. Ondan sonra değişen shell kodlu memoriye yükleniyor abi. Sonunda AirDryer çalışmaya başlayıp senin makineyi veriyor heriflere. Herif arkada. Ondan sonra abi içerideki makine ile ilgili tüm bağlantıları alıyor, bu bilgileri. Ondan sonra da PuTTY ile iş bitiyor. Direkt senin şirket makinana gidiyor. Sen de bekliyorsun. Abi ben sizi Amazon'dan cevap bekliyorum. Amazon bana iş teklif etti. Bu lavuk gibi. LinkedIn'e yazıyorsun öyle. Kanka Amazon'la görüşüyorum. Ağzınız? Bizim Türklerde de şöyle bir olay var Hacı Litik. Gördünüz mü? Ya bu altıma s**yorum gülmekten ya. Herif geliyor böyle LinkedIn'de bana. Can abi. Efendim? Abi süper bir durum var. Ne oldu? Abi bana Amazon'dan geldiler. Kaçıncı görüşmedesin? Abi işte ilk phone screen yapacakmışız. Hacım diyorum sen bir geç onu. İki tane daha var ondan. Onları da bir geç. Ondan sonra konuşuruz. Bir de şey çok komik. Türkiye'ye gittiğimde çok oluyor bu. Bayılıyorum. Ben diyorum işte şurada çalışıyorum, burada çalışıyorum, konuşuyorum. Öyle mi? Bana da işte geçenlerde Microsoft'tan geldiler. İş teklifi geldi falan. Değerlendirmedim ya, ben burada iyiyim yani. Düşündüm, vazgeçtim. Ne geldi ya diyorum. Ne geldi? Solution Architect. Aynısı ya. Eyvallah peki. Nerede? Hangi? Almanya ya. Almanya için düşünüyorlar. Oha çok iyi abi. Peki ne yaptın? Nereden? Neden vazgeçtin? Ne oldu? Ne görüştün sen? Görüşmedim bile ya. Nasıl yani? Ya görüşmeye gerek duymadım abi. Direkt reddettim Microsoft. Abi teklifi mi reddettin? Evet abi teklifi. Abi teklif kaç paraydı? Ha öyle teklif gelmedi ya. Abi ne geldi sana? Ya işte bu bir rekrütürmüş. Görüşelim dedi, ben de istemedim. Aynen oğlum. Yememiş, İngilizce yok. Görüşemiyor. Sıkıyor orada. Yazdılar bana. Ağzınız yavşaklıktan. Adamlar iş ilanıyla firmaları tallıyorlar. Dikkat edin bak buna. Çok çok akıllıca. Gelelim ikinci gündem maddesine. YouTube. Abi Kaspersky'ler buluyor bunu. Mevzu şu. Herifler video yapıyorlar arkadaşlar. Free Rust Hack. İşte OSU Cheat Hack'i bilmem ne. İşte OSU Hack diye video yapıyorlar. Bu videoların altına download edin bu arşivi. Ondan sonra takır takır yükleyin falan filan diye zararlı yazılımın bilgilerini bırakıyorlar. Bitmediniz Amaç burada ne? Biliyor musunuz gençler? Bak buna da düşünmez ve demeyin. Bunlar fake. Fake olmakla birlikte içindeki zararlı yazılım neleri çalıyor? Dur şurada listesi var. Browser, cookie'lerini, account password'lerini, kredi kartlarını, messenger conversation'larını, cryptocurrency wallet'larını çalıyor. İçindeki zararlı. Yapılmak istenen şu. Bu evdeki bilgisayarı kullanıyorsun. Sen senin bilgisayarın ya. Senin bilgisayarını senden başka kim kullanıyor? Anan baban kullanıyor bankacılık işlemlerinde. Kardeşin kullanıyor. Sen kullanıyorsun. Sen biliyorsun, bilinçlisin. Sende sıkıntı yok. Sen çalışıp geldin. Tıklamıyorsun hiçbir şeye. Bu üçlemenin en zayıf halkaları kimler? Baban, annen, kardeşin, değil mi? Misafir çocuğu, değil mi? Abicim, adamların derdi gidiyorlar FIFA, Final Fantasy, Forza Horizon, Lego Star Wars, Spider-Man gibi oyunların hilelerinin olduğunun iddiasındalar. Roblox hilesi yaptım diye koyuyorlar videoyu. Aynı bilgisayarı kullanan küçük kardeşini yakalayıp makineye zararlı yükletip esas bilgisayarın sahibinin bütün bilgilerini çalıyorlar. Anladınız mı? Hikaye o. Minecraft hack'i, Roblox hack'i bilmem ne diyerek kardeşlere yüklettiriyorlar. Dertleri o. Anladınız mı? Siz çok zekisiniz de kardeşiniz o kadar olaya hakim mi acaba? Değil abi. O yüzden zaten amaç o orada. Orada da onu bastırmak. Bastıracaksın ki yakalayacaksın. Ya o yüzden mevzu bu. Minecraft malware yiyeceksen buna razıyım. Tamam kardeşim. Size hacker olmanın 3 kuralını söyleyeceğim. Hazır
Hazır mısınız? Kuralları arttırdık. 3 kuralımız var. 1. Bir kız arkadaş edinip terk edilmek abi. O cepte. 2. Can değeri YouTube'dan takip edip bildirimleri açmak. 3. Can değeri Instagram ve Twitter'dan takip etmek. 2 ve 3'ü yapmayan kel kalsın benim gibi. Şimdi arkadaşlar Uber'den bahsediyorum. Bak mevzu şu. Uber hacklendi. Hackleyen adam çıkıp yaygaracı dıpırı 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 herkese 7 düvele ilan etmiş. Şunu hackledim, bunu patlattım, şu ekranlarını aldım. Allah'ım her yerlerini hackledim. Ben hackledim diye bağırıp bağırıp duruyor. Dalağını s**erim seninle. Komik yani. 18 yaşında bir elemanmış zaten. İlk kez Insta çalınca var. Aynen aynen. Arkadaşlar biz burada olayın oluşuyla ilgili bilmem neyle ilgili bir sürü detaylar yazıyor da. Olayda sadece bir tane nokta var. Olayın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. Adam diyor ki bir saat boyunca çalışanlardan birinin telefonuna MFA şeyi gönderdim. Bir saat boyunca MFA'yı gönderdim. En sonunda bir saatin sonunda WhatsApp'tan mesaj attım. Dedim ben IT'yim. Bu şu anda böyle bir problem yaşıyor musunuz? Evet. Yaşıyorsa onaylayın şunu demiş. Karşıdaki de tamam demiş. Mavi takımla tabii ki iletişime geçmesi gerekiyor. Zaten incident report yapması gerekiyor. Ama bu bilgilendirme yapılmamış. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Adam okey'e basın diyor. Karşı tarafta basıyor. Ondan sonra session'ı makineyi ele geçiriyor. Login oluyor. Makineye login olduktan sonra VPN'ini deniyor. Aynı şifrelerle. Oradan da login oluyor. VPN'de login olduktan sonra network'ü tarıyor. Network içerisinde paylaşılmış bir klasörde dosyalar buluyor. O dosyaların içine bakarken bütün Amazon bilmem ne ıvır zıvır her şeylerini buluyor. Lambur lubur buluyor yani. Adam bilgisayara giriyor. İçeriği omuzluyor. Koyuyor, her şeyi götürüyor. Hikaye o. Neyse abi, o adamlara gülmeyin yani. Bu adamlar kim bilir kaç yüz bin milyon dolarlar paralar ödediler. Ondan sonra ne kadar çok işleri oldu. Kim bilir nelerle uğraştılar. Arkadaşlar FIDO diye bir olay var. YubiKey diye bir olay var. Biliyor musunuz bunları? Duydunuz mu? YubiKey diye bir hadise var. Ya bunun iddiası sosyal mühendislik yemediği. Bu gerçek. Bu YubiKey flash disk olan mı? Evet evet, flash disk. Barnağını da koyuyorsun barnağını. Onunla authenticate ediyorsun. Böylece FIDO kullandığın için, smart card ve FIDO kullandığın için zero trust. Adama da güvenmiyorsun. Victim olmuyor. Yani sürekli böyle bonk bir şeyler çıkmıyor. Böyle çözüyorlar. Bu arkadaş işte. Passkey'lerini kullanıyor. Değil mi? Bu olmasın. Aynen bu. FIDO 2. Adam gidiyor ondan sonra bütün sistemleri ele geçiriyor abi. Yaptığı olay bu aslında. Bu kadar basit. Bezdirme saldırısı. Yaptığı hikaye bu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Amazon'un bu ay sonuna kadar yaptığı bir şey var. Bakın chat, burayı çok iyi dinleyin. Klip alın. Ne yapıyorsanız yapın. Bir challenge bu. Dolduruyorsunuz formu. Join ediyorsunuz. Sizi eğitimlerle Cloud Practitioner sertifikasını veriyor. Eğitimleri bedavaya veriyor. Sertifika ücretinin %50'sine de voucher veriyor. Ya şimdi normalde 150 dolar mı ne sınav? Bir anda yarısı gidiyor. Yarı yarıya voucher. Testislerine beton yetmez mi senin be? Yaş sınır falan yok. Oğlum bunu harçlık marçlık neyi biriktiriyorsanız biriktirin, alın. Bu sertifika var ya, hayatınız boyunca, bundan sonraki yaşamınız boyunca önünüze manyak kariyer açacak. Bu challenge'ı doldurun arkadaşlar. Ön bilgi gerekmiyor. Her şeyi anlatıyorlar abi. Adamlar veriyorlar size voucher'ı. Hemen kullanmak zorunda değilsiniz. Eğitimleri alın, voucher'ınızı da alın. Sonra kullanırsınız İngilizceyi arttırınca. İşte o official eğitimler bedava burada. Backend developer'lıkta işine yarar mı? Cloud mu? Bir gün yemin ediyorum öldüreceksiniz beni lan. Ekran başında hık hık deyip gideceğim, yemin ediyorum ha. Gitti geldi Can abi, aynen oğlum. Bunu bu ay sonuna kadar yapmışlar abi. Get Certified Challenge diye geçiyor. Bunu yakalayın. Verdikleri eğitimler: Start with free training from AWS, including live on-demand sessions on Twitch, designed to help you prepare. Bilmiyoruz İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. 6 hafta boyunca Twitch'te de şeyler var. Sizi bunu hazırlayan videolar var. Diyor ki adam, sign up olduğunda, yani bu formu doldurduğunda exam için %50 discount'un olacak evinde oturarak sınav almak istersen. Bu challenge September 30'da bitiyor. 2022'nin sonundan önce sertifikalı olmanı bekliyorlar. Şimdiden itibaren 3,5 ay süre veriyorlar abi. Twitch'te de AWS'in kanalını izleyin. Belki denk gelebilirsiniz. Eğer siz de iyi bir çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz gençler. Cloud Practitioner çok giriş şeyi. Arada sıra da giriyorum orada, AWS'in kanalında sorulara böyle troll cevaplar veriyorum. Bir gün kovacaklar, banlayacaklar beni anasını satayım. Cloud Practitioner size çok temel şeyler verir. Ama istediğiniz yöne grow edebilirsiniz kariyerinizi. İstediğiniz yöne doğru büyütebilirsiniz daha sonra. Temelini biliyor olmanız çok önemli bir şey. Gidip masada Cloud'dan söz edebiliyorsun abi. Adam diyor ki ha diyor, en azından bir görmüş. Ben size bombayı söyleyeceğim. Aa bir dakika oğlum. Esas bunu dinleyin. AWS'in bir özelliği var. %50 indirimle aldınız ya bu sertifikayı.
sertifikayı. Sertifikayı geçtiniz diyelim. Bir %50'lik voucher daha geliyor. İstediğin sınavda kullan. Amazon sınavlarında. O sınavdan da mı geçtin? Bir %50'lik daha geliyor. İstediğinde kullan. Sürekli %50 %50 hep yarı fiyatına. Eğer sen sınavlardan geçersen hep oturduğunda %50'ye gidiyorsun abi. Başarılı öğrenciye burs veriyor %50. Öyle düşünün. Bir kere ya geçtiniz mi? Bitti olay. Tak 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 hep %50. Combo stick yapıyorsunuz. Bundan sonra yayınları Twitter'dan, Insta'dan duyarsınız. Öyle kafamıza göre yayın açıyoruz. Bildirimlerinizi açın. Takibi alın. Abone olun. Bundan sonrası benden gitti gayri. Discord GG Lunis. Gelin Discord'a da. Abone olun oğlum. We'll be right back.